أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi Zübeyr abinin şöyle bir sözüyle başlamak istiyorum. Diyor ki, bütün mevcudata bir güneş yeter. O demiş böyle. Yani her bir ota bir güneş değil, her ağaca bir güneş değil. Bütün otlara, bütün ağaçlara bir güneş yetiyor. Yani her derdin dermanı iman. Mesela Üstad Hazretleri diyor ki, aile hayatında, 11. şuada, aile hayatında sorunu imani bir ahirette çözülür. Aşılır yani. Aşılır ve çözülür. Çözülür ve aşılır. İmanı bir ahiret. İnsan hakkını, hududunu ve hakkını ve haddini ve hududunu ve dünyadaki davranışını, doğruluğunu, yanlışını belirleyen ahirete iman yapıyor. Olmaz, yapmamalıyım. Olur mu ya? Kul hakkıdır, aramdır. İştirak amal uhrevi var. Şimdi cüz okuyayım. Cemaata gideyim. Derslere katılayım. Niye? İştirak amal uhrevi var. Şu var, bu var değil. Şey ise, içsel yapısı ise noktayı istinat olan Allah'a imanla çözülür. Telefonunuz varsa kapatın zahmet. Çünkü sizle alakalı bir ders. Kısa yapacağım zaten. 45 dakika veya yarım saat. Şimdi 25. Lema'nın dolaşıyorum fikren külliyatı da ondan sonra okuyacağım diğerleri. 25. Lema'nın 25. devasının başında diyor ki bütün dertlerinizin dermanı olan imanınızı arttırın. Bütün dertlerinizin dermanı olan iman. İman nurdur, iman kuvvettir. İmanın iki ayağı var, kalbin iki ayağı olduğu gibi. Nedir o? Bir tanesi mazar hissiyatı, vicdan, mâke sefkârı, dima. Bunu aktif ediyor. Yani ustad böyle okuduğumuz zaman tabirleri düşüneceğiz böyle. Mazinin dereleri diyor, istikbalin dağları diyor. Maziyi tamir eden imanın sıfatına, yönüne imanın kuvveti diyor. İmanın kuvveti. İmanın kuvvetine göre geçmişini tamir edersin. En güzeli de tövbedir. Tövbenin en güzeli de kaza namazın varsa kaza, orucun varsa kazasını kılmak, imanın kuvvetinin nispetinde insan kazasını kılar. Yoksa kılmaz. İnanır, iddia eder ama kılamaz. Mazi tamir edemez. Öyle gider. Yani geçmişteki enkazdan gider. İmanın kuvvetine göre mazi tamir eder. İmanın nuruna göre diyor, iki yönü var biliyorsun. İmanın nuru, imanın kuvveti. Geleceği tembir eder. Yani gelecek karanlık öyle. Orayı aydınlatan, istimdat olarak cevaplanan, yani biz bağırıyoruz, imdat diye bağırıyoruz. Kimse cevap vermiyor. Buyur diyor birisi. O imani bil ahiret, noktayı istimdat. Yani istimdat edilen yer. Yani istenilene cevap verilen yer. Nedir o? Beka arzusu, ebed arzusu, ölüm korkusu, kanser korkusu. Bunlar hep aştıran ahirete iman. Ahirete iman ettikçe bunlar yani o derecede aşıyor. Ahiretin ne olduğunu dünyayla kıyas edersen ha buradan buraya. Peki ölüm korkusu nasıl başlar? Bedene ben demek nispetinde ölüm korkusu olur. Kanser korkusu olur. Yani bu gömleğe ben demek neyse benim gömleğim, benim atletim, hırçılığım, benim vücudum, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. O ben diyen arka onu fark ettikçe o bunlar sana ait olduğunu
aidat olduğunu, kullandığını bilme nispetinde onun sana dayatması kalkıyor. Şimdi bunlarla alakalı yer okuyacağım. İman. İmanla alakalı. Herhalde çizildiği gibi. Şimdi çok hoşuma gitten düşündüm böyle bugün. Kitap okurken tefekkür ederken kalemi koydum şöyle. Din yani İslam veya dinler. Doğru olduğunu nereden biliyorum diye sordum. Baya bana ne katkısı var yani? Dinler bana ne katkı yapmış? Din bana ne katkı yapmış? Sonra aynı soruyu Risale-i Nur'a sordum. Bana ne yaptı diye. Bugünkü şeyi paylaşacağım sizinle istifademi. Cümle olarak söyleyeceğim. Sonra yerini okuyacağım. Dinlerin bana en büyük iyiliği bana insan olduğumu söylemesidir. İnsan olduğunu, işaret-i cazda var. İnsan hayvan olarak kalacaktı diyor. Dinler olmasaydı. Nas da kelimesini anlatıyor. İnsan hayvan olarak kalacaktı yani. Mesela nerede? Kur'an da zaten söylüyor. Kelenamu belumada. Hayvandan daha aşağıda. Din olmayınca. Hayvan bile kalamıyor. Kur'an'ın o ayet parçası. Belumada. Daha aşağıda olduğunu, iman etmeyenin daha aşağıda olduğunu söylüyor. Dolayısıyla dinlerin, dolayısıyla İslam'ın bize, bana en büyük katkısı bana insan olduğumu söylemesidir. Risale-i Nur'um bu kadar okumuşuz, okuyoruz. Bana ne kattı diye sordum. Risale-i Nur'um bana en büyük iyiliği her şeyin kavşağı, her şeyin hakikati, her şeyin çekirdeği sen olduğunu, bana sen olduğunu söylemesidir. Bütün şeceri hilkat, insan bir çekirdeğe benzer. Şeceri hilkat insanda cem olmuştur. İnsanın yaşadığının farkına vardığı nispetle, insan kendi yaşamının, yaşadığının farkına vardığı nispetle, üstündeki örtüler kalkıyor. Kapalı olan Allah değil, insanı kendisidir. Gözükmeyen Allah değil, göremeyen kendi insandır. Şiddeti zuhurundan neyle tesettür etmiş? İnsanla tesettür olmuş. Allah şiddeti zuhurundan ihtifa etmiş. Seninle. Demek ki Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın akaid kitabında Allah gözükür ki sünnettir. Miraç Risalesi'nde Resulullah gitmiş, gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın rüyetine nazar almış. Kelamına ve rüyetine o kapıyı açık bırakmış. Demek ki o kapı açık. Ve Allah gözükür. Allah görememe sorunu insanın sorunudur. Allah'ın sorunu değildir. Mikrobu görememek insanın sorunudur. Ben sizin duygularınızı görememem sizin sorununuz değil. Benim sorunumdur. Sorun bizimdir. İnsan evin, arabasının, hanımın, aşın, işin peşine düştüğü için kendini ihmal edip unutmuştur. Ondan yaşadığının farkında değil. Çünkü sesini duymuyoruz böbreğin. Güm, güm, güm. Yani şu an baktığımız zaman, oturduğumuz zaman şöyle, hep hariçte olduğumuzu görürsünüz. Ya araba var zihnimizde, ya para pul var ya. Gözümüz sisti. Sis. Uyutuyorlar onlarla değil mi? Evet. Narkoz. Sonra kalkıyoruz, ya köfte elimizdeyken, he, Allah niye gözükmüyor? Cevap, sen kendini görmediğin için. Sorun insan kendisinde aramadığı için suçlu arıyor. Evde de öyle ya. Sinirlenince birisine boşanmak istiyor. Şiddet-i zuhurunda olan Allah'tır. Şiddet-i zuhurundan gizli olan, gizleyen insanın kendisi gizliyor.
Lemalar, Mesnevi Nuriye 151. Fununun ittifakiyle ve ulumun şahadetiyle. Mukaddebe yaptım. O pencereyle de bir bakın böyle. Ben bugün tefekkürümle buralara bakmanızı istiyorum. Fununun ittifakiyle, fenlerin ittifakiyle, ulumun şahadetiyle. Yani fenlerden alınan ulum. Malumat demiyor. Mesela şöyle malumat. Vesvese Risalesi'ne der ki, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Peki Risale-i Nur'daki Vesvese Risalesi'ni ezberledik. Ne ala vesvese var? Ezberledik onu. Ama ilim onu tard ederdi diyor. İlim onu tard eder. Cehil onu davet eder. Peki ilim şey yapmadık, öğrenmedik, ezberledin. Bir yerde bir sorun var demek ki ala vesvese varsa. Nedir o? Bizim bilgi zannettiğimiz ilime sokmuşuz. Neye benziyor? Ateist, dinsiz bilim adamlarının her sözleri bilimsel olmadığı gibi teorileri ilim olarak bize yutturmaları gibidir. Teoriyi ilim olarak sanki ispatlanmış gibi. Biz hani Kur'an'da diyor ya Müslüman olduk deyiniz, mümin olduk demeyiniz diyor. İnmemişler aşağı. İtikat var, iman yok. İtikat aklidir, iman kalbidir. Yani biz Risale-i Nur'daki Vesvese Risalesi'nin bilgisine sahibiz. İlmine daha değil. İlim subutu sıfattandır. Sen basar ilim kudret var ya. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Seni bilir ve korur. İmam Ali diyor ki malı sen korursun, ilim seni korur. İlim canlıdır, ruhludur. Çünkü subutu sıfattaki ilim ve onun bizdeki yansımaları cansız olamaz. Yani mesela televizyonu seyrediyoruz, cansızdır o. İçeriye giren canlıdır artık. Çekirdek cansızdır. Toprağa attıktan, topraktan çıktıktan sonra cansız değildir artık. Onu dönüştürendir ulum. Yani alınanlar dimağda ise o bilgidir, tasavvurdadır. İlim tasdiktedir. Şualarda geçiyor. 163'te galiba. İman için diyor ki, ilim denilen tasdik ile diyor. İmanın meratibini anlıyor. İlim denilen tasdik. Biz dimağın mertebesiyle, bazıları diyor nereden çıktın? Ustaktan çıktın, merak etmeyin. Tahayyül, dimağın mertebesi. Tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7 mertebe var. O bilgiler tasavvurdadır. Usta diyor ki, tahayyül safsata çıkar. Tasavvurdan bir behre çıkar diyor. Taakkuldan bir taraf çıkar diyor. Tasdikten iltizam çıkar diyor. İlim denilen tasdik diyor burada. Bizim Vesvese Risalesi'nden ezberlediğimiz burada. Bilgidir, ilim buradadır. İlim dima midesine hazm olduktan sonra iltizam edilen şeyin adıdır ilim. Peki nasıl anlarız? İmam-ı Gazali der ki, ilim bilinmeyenden başlar. Bilmiyor. Her şeyi biliyorum eddasına girdi mi, tasavvurdadır o bilgi. Yani kısacası, peki nasıl o bilgi eyleme dönüştüreceğiz? Yaşarsak, terklerimiz nispetinde bilgiler ilme dönüşür. Unutmayın arkadaşlar, dima dersini yapan, külliyattan araştıran insan olarak söylüyorum. Belki de 100 küsur saatten fazladır şu dima. Öyle dima diye dersi var. Bir daha söylüyorum. Dimadaki hakikatler yani aktif olmasının yegane şartı, muhakkak şart, kaçınılmaz şart, terklerdir. Günahları terk edeceğiz. Defi mefasit, terk-i kebair. Kalbi çalıştıran eylemdir. Zikirdir, evrattır, eskârdır. Kalp eylemlerle, ela bi zikrillahi tetmeynil kulub gibi dimada terklerle çalışır. Terk edeceğiz. Yani ustadımızın dışındaki çok şartların eserine baktım. Takva ne diyorlar? Acayip acayip değil tanımlamalar var. Duymuşsunuzdur.
Ustad Takva'yı 148 Kastamonu'da İzber'den söylediğimi hatırlıyorsunuz. Defi mefasit terk-i kebair. Ha? Değil mi? Ha. Peki bak ikisi de def ve terk. Onunla çalış. Okuduğumuzu bilgiye dönüşüyor. Şekli dönüştürdük. Yaşarsak yani nasıl ibadet farzların dışında yaşamak şu. Terk edersek. Şimdi buradan çıktık. Bu dersi dinledin. Televizyonu açarsan bu ders sana nasıl fayda versin? Nasıl olacak? Nasıl aktif edecek? Çünkü gözden, kulaktan, burundan, mekandan dokunma. 5, 1, 2, 3, 4 mekan. İçeriye giren inanın hep canlı ve ruhludur. Kapattın televizyonu. Kafada kapanmıyor ki. Vehimler dimağdadır ve sesi kalbidir. Vehim olmayan fikirleri üretir vesvese kalpte var olan bir fiili yok dedirtir. Var olan imana imansızsın der, var olan abdese abdestsizsin der. Abdestsizsin dediği zaman şeytan tasdikte abdestim var demektir. Şeytan imza atıyor abdestim var diyor. Hani siyasete lafız mananın zıttıdır ya, şeytan da öyle. Şahit oluyor. Şahit oluyor ona. Abdestin he? Yok. Şahit oluyor abdesti de yok diyor ona. Ne? Allah yoktur dedi bir tanesi. Kim? Ateistler. Dedim ki kim yok? Allah. Ha. Çünkü bir şey inkar etmen için o var olması lazım. İlk önce var etti. Bir abdestin olmaması için o abdestin olması gerekiyor. Zaten şahit oluyor abdeste. Abdestin yok diyor. Sen de var de, kale almayı. Sistem nasıl çalışıyor onu bilme nispetinde insan olayların arkasına geçiyor. Elhamdülillah, Risale. Bak ne okumuştum? Dinlerin bana en büyük iyiliği, bana insan olduğumu, Risale-i Nur'un bana en büyük iyiliği, her şeyin hakikatinin, hulasasının, ruznamesinin, haritasının, çekirdeğinin ben olduğumu söylemesidir. Bunu herkes farklı yorumlayabilir. Yani külliyatta ne anladın deyince herkes farklı ama bu makamda ben en çok hoşuma giden bu. Olayların arkasını beni taşıyor Risale-i Nur. Elhamdülillah. Dima nasıl çalışıyor? Tıp diyor ki kafada akıl var. Freud ve onun türevleri ve ona dayalı olan bugünkü tıp. Akıl, kafa taakkuldur, akıldır. Diğerleri türevdir. Bu kabullenmeye dayalı ilaçlar üretilip veriliyor. Ve tabii ki psikoloji sorunu çözülmüyor. 7 sene ilaç kullanıyorsun, 17 sene kullanıyorsun. Ne düzelmiyor? Organ belli, kırık. Hastalık belli, ilaç belli. Gözüm ağrıyor. Organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Psikoloji, psikoruloji ilmi demek. Peki hastayım, organ belli mi? Yok. Peki kafaya ne ilaç veriliyor? Kafayı devre dışı yapacaksın. Kafa devre dışı yapmak, düşünceyi devre dışı yapmak. Peki devre dışı yapmak demiyoruz ha. Onu kontrol ediyoruz. O zaman keyif veriyor. Direksiyonun arkasına geçiyoruz. Dışarıdan bakınca araba seni götürüyor. Arabanın içine bak bakalım araba seni götürüyor. Sen kendini taşıyor. İnsan kendisini tanıma nispetinde olayların arkasına geçiyor. Okuduklarımız bilgidir. Terklerimiz de o bilgi ilim olur. Fenlerin fununun ittifakiyle, ulumun şehadetiyle. Bak, niye izah ettin kardeşim çabuk geçiyorsun? Ben ulumu ulum böyle bir şey gibi, mevlüt gibi, nane gibi okumak istemiyor. Onun da faydası var tabii. En azından 45 dakika saatimiz güzel geçiyor. Ama hazmede hazmede. Hazmede hazmede. Ulum bilgilerin terklerle yaşanırsa ulum olur. Tamam. Hılkatin çünkü ikisini de söylüyor. Bak fununun ittifakıyla funun sonra ulum söylüyor. Hemen benim kardeşim soruyor. Canım kardeşim. İçim ciz ediyor.
Vesvese Risalesini ezberledim abi, vesvese geçmiyor bende. Oysa diyor ki diyor, sana şüphe ediyor. İlim onu tard eder, cehli onu tavet eder. Abi bunun ilmini ezberledim dedi ya, kitabını yazarım. Niye hala var? Teklerin yok. Dedi ya, buradan kalk. Bismillahirrahmanirrahim, kumandayı versenize ya. Bismillahirrahmanirrahim, açabiliyorsan televizyon. Şimdi, şu kanal senin, şu kanal değil. Ya bu tesir edecek. İslam cemiyetinde bunların içsel alemime dal budak salsın diye İslam cemiyetini terk eden gazaliler, rabbaniler mağaraya ne çekilmişler? Üçüncü Said dönemi. Bütün terk ettiler. Onlar meşrularını terk ettiler. Biz meşru terk ettik. Haramı terk etmemiz lazım. Ben haramı terk edelim diyoruz. Haramı. Meşru değil. Hangi haram? Besmele çekemediklerini terk et. Hocam. Yaparken besmele çekemiyorsan onu terk et. Ta nereden alırsın? Bir tanesi öyle demişti. Bu haram demiyorum ama bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Bağıştan haram diyeceğim. Yok. Abi dedi sigaraya ne diyorsun dedi. Ben ne diyeceğim dedim ya, ben müştehit değilim ki de. Ya dedi bir düşüncem var. Şahsi kanaatim söylüyorsun. Evet. O zaman dedim sigara var mı? Var. Ver bakalım. Çakmadı mı? Bismillahirrahmanirrahim. O abi ne yapıyor ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sigara mı içilir? O zaman senin olsun. Sen iç. Besmele çekemediğini yapma. Çünkü hayır yoktur der. Besmele ne? Birinci söz nasıl başlıyordu? Bismillahirrahmanirrahim. Her ayın başıdır. Peki onun dışında her hayırsız, onsuz olan şey oluyor da fayda vermiyor. İşaret hocası da diyor. Ondan fayda bekleyemem. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diye basabilirsen, basarlar seni de. Ondan sonra abi risalede vesvese risalesi bana şey yapmıyor. Bana müracaat ettikleri için içim yanıyor. Benim Müslümanım yandıkça ben de yanıyorum. Müslüman uyansın diye biz yanıyoruz. Ruhsatı bile tercih etmiyoruz. Azimeti tercih ediyoruz ki Müslüman uyansın. Sırf kendimi düşünseydim başıma bu kadar sıkıntı gelmezdi. Ben de diyorum ki size para mı istiyorum? Şu zıkkımdan uzak dur. Bunu diyen de kalmadı pek. Sömürüyor. Sihirleniliyor. En kuvvetli sihir haberlerdedir. Haber programları. Onu anlatamam şimdi. Ama enerjinin üzerine cinlerin bindiğini bil. Hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Bir daha okuyorum. Fununun ittifakiyle, bu kadar bilgi şunun içinde. Fununun ittifakiyle bir, ulumun şehadetiyle iki, hilkat şeceresinin en mükemmel meyvesi insandır. Zâkel âlemül kebir ilâhir. Yani şu kainat denilen alem ekber ve insan denilen onun misali musagari olan alemi asgar. Oh, ne güzel dedi ya. Ben insan olduğumu bilmeyecektim ki dinler olmasaydı. Ben bütün kainatın çekirdeği ben olduğunu, kainatın arkasında olduğumu risale okumasam nasıl bilecektim? Şuraya bakın lütfen. Şu toprak düşünün. Şurada çekirdek düşünün. Ağaç, böyle büyük çınar ağacı. Şurada bir meyve var. Tamam mı abiler? Şimdi bu çekirdeğin adı Nur-u Muhammed. Buraya bir dinlerseniz yeter. Sıkıntını nasıl çözeceğinizi anlatacağım. Şu çekirdeğin adı Nur-u Muhammed. İnsan değil bu. Tamam. Şu ağacın adı Şeceri Hilkat. 18 bin alem. Bu meyve sensin. Tamam. Meyve ağacın sonudur. Meyvede çekirdek yok mu? Bu çekirdek, kökteki çekirdeğin ne aynısıdır ne gayrısıdır. O meyve değil. Meyvenin içindeki çekirdek itibariyle sen ağaçtan öncesin. Doğru mu? Sende bir ben vardır, bir ruh vardır. Ruhun ruhu vardır. Şeceri-i hilkatin, cennet, cehennemin, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, kabir, ölümün hep arkasındasın. O cihetle. Ama meyve olursan sonundasın. O ölümden korkar. Meyvenin ölümü yere düşmektir, çürümektir. Ama meyve dese ki, bende bir özellik var,
kalbimde bir ruh var. Kökteki çekirdeğin 16. sözde diyor ki ne aydır ne gayrdır. Yani meyvedeki çekirdek de kökteki çekirdek ne aydır ne gayrdır. Nurani olduğu için. Tamam? O çekirdek itibariyle sen olayın arkasındasın. Olayın direksiyonun önündesin ya. O zaman cennet, cehennem, Cebrail, Mikail insanın hakikatinden yaratılmıştır. Yani Nur-u Muhammedi'den yaratılmıştır. Nur-u Muhammedi'nin biz nesiyiz? Cilve-i timsaliyiz. Aynadaki güneş. Güneş Nur-u Muhammedi. Aynadaki güneş biziz. Bu aynadaki güneş ne aydır ne kayırdır. Çünkü nurani olduğu için. O cihetle insan kainat ağacının şeceri hilkatin ayet-i kürsüsidir diyor. 218 çuvalar. Aynı o insan ayet-i kübrasıdır diyor. 218. Bak burada da diyor. Zâkel âlimül kibir. Şu kainat denilen âlim-i ekber. Böyle çalı çırpıyla oynuyoruz. Oyalanıyoruz ya biliyor musunuz? Basit basit şeylerle oyalanıyor. Boğuluyoruz ya. Ya boğulduğun şey hastalık hastalık değil o. Merdivendir. Onun arkasına geçmen gerekiyor. Onunla savaşma. Yaban arılarıyla mücadele edersen arıyla diyor ustad. Daha çok musallat olur. Yani o sana ne diyor tanımlarsa. O senin neyini inkişaf ettiriyor. Onunla savaşırsan o da güçleniyor. Antrenman yapıyorsan. Psikolojik savaşına uğraşma. Çünkü senin psikolojisi derdin yok. Dert kendini tanımıyorsun. Onun alametleri var. Olur mu abi neler çekiyorum? Benim kadar çekmedin hiç kusura bakma. Her türlü sıkıntıyı çekmişim. Tamam mı? Zehri de görmüşüm. Zehrin çökerttiği psikoloji çöküntüyü de gördüm. O zaman ben psikolojiden anlıyor muydum? Ben de bir nur tarifi okuyordum. Sonra baktım olan ben bunları nasıl aşacağım ya? Zehir verdikleri zaman bize. Sonra olduk külliyattan var be neler varmış ya. Bazıları diyor psikoloji nereden çıktı? Tipi tipten çıktı diyor. Dinleme arkadaş. Dinleme. Kimseyi davet etmiyorum. Ama git elin adamını dinle. Taharet almayı bilmeyen doktorun ilaçlarını al. Ömür boyu mahkum ol. Bir din, tamam onu kullanma demiyor. Kullan, dinle, onu dinle de olayın arkasına geç. Ne zarar ne olacak? Sen böyle basit şeylerle ezilecek adam mısın? Kainatın arkasındaki hakikati taşıyorsun. Onu uyandır, devi uyandır. Bu derslerle uyanıyor. Bu derse geldin kötü mü oldu? Ha demek ki bilgiler... Bu derste şunu alsa yeter. Bilgiler terklerimle ilim olur. Ne kadar terk edersek o kadar ulum olur. O kadar derdin olmaz. Peki ne diyor biliyor musun psikoloji çözüm uğraşanlar? Var, vur, kır, oynasın, pat çatlasın, televizyon seyret, ne istediğin yap, kır dökür demiyor. Seyret diyor, televizyon seyret, programlar diyor, sosyal şeyler seyret. İnsandır. Ve mahlukat içinde en emniyetli insandır. En zavallı insan ama tanımadığı için. Kendimizi tanımıyoruz ki. Hep dışarıda göz. Bak bakalım nerededir? Ya arabadır. Şimdi aklımız nereye gidiyor? Kendimize tefekkür gidip geliyor değil mi? Bu ortamda bir. Ya arabaya gidiyor. Ya eve gidiyor. Ya anıma gidiyor. Ya işe gidiyor. Aşağı gidiyor. Tamam gitsin gitmesi değil ama yani en azından suç kendimizdedir, kitaplarda değil. Kendimizi tanıma derslerini dinleyeceğiz. Dersleri okuyacağız. Notlar alacağız. Eski mumcular deftersiz, çantasız dolaşmazdı derler. Çantasız. Notlar alırlardı. Bu, mesela bu dersi anladım. Vay be bunu anladım. Bak çıkın çayda onu çıksın. Peki ufak defterin olsaydı kaydetsen. Onu sonra yarın tekrar okusan hemen bu dersin başına geçersin. Bu ders aktif oluyormuş. Yoksa öyle gidiyor. Peygamberimiz diyor ki kuş gibidir manalı. Ayağından geldiği zaman yakalayın diyor. Kaydedin. Mahlukat içinde en emretlisi insandır. Ve mevcudat içinde en kıymetdar insandır. En mebzul da insan. Ve insanın bir ferdi sahip
Hayvanatın bir nevi hükmündedir. İnsan bir ferdi nev gibidir diğer hayvanlar. Öküzler bir nevdir. Kuşlar alemi 100 bin. Topraktaki hayvanlar alemi 100 bin. Nebatat alemi 100 bin. Denizler alemi 100 bin. 400 bin der değil mi ustadımız? Onların nevi gibidir. Bir tek fert ha. Onun için Allah bir insanı haksız yere öldürmenin bütün insanları öldürmek gibi olduğunu söylüyor. Şu insana verdiği değere bak Allah. Allah'a bak ya. Gel de sevme ya. Bana verdiği değere bak ya. Adam bir tanesi bana yer veriyor otobüste. Teşekkür ederim diyorum da. Senin akşama karnını çekip yemeğini yapan çocuğunu besleyene karına teşekkür etmiyorsun. Böyle bir Allah seni nasıl yüceltti ya? Senin değerin diyor. Bütün insanlar gibidir. Niye? Seni öldüren diyor. Bütün insanları öldürmüş gibi ceza vereceğim diyor. Yetmiyor altında diyor ayette. Sonsuz cehennemdir diyor. Bir insanı öldürmenin cezası sonsuz cehennemdir. Bu hiç iştihat şeyi yoktur. Yani onun kaydeleri var ama insan öldürmenin, haksız yere öldürmenin cezası o tefekkün aleyh. İşte baktım. Kur'an'da ne ayettir zaten? Sonsuz cehennemdir. Peki bu neyi anlatmaya çalışıyor? Ceza hukukunu anlatmak istemiyorum. Sana, bana verilen değere bak. Yani bütün insanları öldürmek gibi öldürmek, o zaman bütün insanlar kadar Allah bana değer veriyor. Niçin? Benim özel, ben özelim. Benim fotokopim yok, istepne lastiğim yok. Arabanın istepne lastiği var. Senin istepne lastiğin yok. Sen sensin. Başka yok. Bil kendini, çöplükte harcama kendini. İnsanın bir ferdi sahi hayvanatın bir nevi hükmündedir. Elbette katı bir hads ile hükmedilir ki, haşır ve neşe eklerle beşerin her bir ferdi ayni ile, cismi ile, ismi ile, resmi ile iade edilecektir. Onun için değer olduğundan dolayı haşırda insan her bir ferdi cismi ile, atomu değil, ismi ile, resmi ile iade edecek. Nedir bir kıyım? İnsanın her anı ferdi aherdir. Tırırt, yani var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz. Bir şey anlatacağım bunu. Halkın Cedid 30. sözde Haşiye'de anlatıyor bunu. İnsan an ve an, tamam mı? Var oluyor, kudret. İlme geçiyor. İlimden kudrete, kudretten ilme. İlimden tırırt 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 tırırt. Ama çok çabuk olduğundan dolayı düşüncenin üstünde ampulün 40 defa saniyede yanıp sönüyor ya. Ama görme kabiliyetinden hızlı olduğu için devamlı yanıyor zannediyoruz. Varlık da böyle. Tır 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 olduğumuzdan, düşünceden üstün olduğundan o ara boşluğunu göremiyoruz. İşte her an bir ferdi aher ya, Mektubat'ta anlatıyor bunu. Aleyhisselam'ı anlatırken. Ne kadar tırırtlar olduk. Topla hepsini, hepsini topla. Tencereye koy. Komple cisim. Cismaniyet o. Senin haşirde dirileceğimiz o. Ferdi ailelerin cemi. Cismiyle, ayniyle, ismiyle, felancanın oğlu felanca. Resmiyle, bu ferdi ailelerin toplamı nasıl bir şekil olacak bilmiyorum. Bebeklikten bugüne kadar, bak ne kadar sima değiştirdim. Ferdi aileler var ya, tırırt. Hepsinin toplamı bir şekil olacak. Hepsinin toplamı sesin olacak. Seslerin toplamı, düşüncelerin toplamı bir tek bir şey olacak. Bu bütün doğdun, öldün. Aldığın lezzet, zevk, keyifleri düşün. Hepsini topla 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 cennetteki ilk basamağın olacak. Ondan sonraki ikincisi, birinciye hiç benzemiyor. Elem ise doğdun, öldün, aldın elem. Buhran, bunalım, panik, panik atak, depresyon, can sıkıntısı bilmem neler. Bıçak kestiğini, ne kadar elem çeşidi var, topla hepsini. Tek bir hakikat yap, cehennemde mukaddeme budur. Eyvah. İkincisi, birinci hiç benzemiyor. Ve bizimle alakası yok bu işin de. Olsun diye söyleyeyim. Hani derler ya, cemaatin içinde söylenildiği sözü cemaatin dışında. Sözüm cemaatin dışında. Cemaatin içine koyuyorsun. Tamam. Yani bir şey, bir gerçeği de söyleyeyim. Nurcu olduk. Garanti bilmem ne olduk.
cennetlik, öyle bir şey yok. İştirak amal uhreviyeden hissemiz ziyade olmalı. Dershanelerin, hizmetin her sahasında olmasa bile bazı sahalarında mutlak olman lazım. Kolunu sağlaya sağlaya gelip sağlaya sağlaya gidersen sağlana sağlana aşırıda gidersin. Öyle lakaytlık yok, bedava yok. Yapan niye yapıyor? Geleceksin, bir süpüreceksin, lavabo temizleyeceksin, bir gün fatura yatıracaksın. Yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı? Tamam. Tamam. Şu telefonunu kapat. Ve onu alakadar olacaksın ki alaka olunasın. Hep karşıdan bekleme yani. Beni arasınlar. Niye aramıyorlar? Aradığın kadar aranacaksın. Sevdiğin kadar sevileceksin. Şefkat ettiğin kadar şefkat olunacaksın en az. Affettiğin kadar af olunacaksın en az. O kadar değil de en az. Öyle değil ya, şefkat etmeyene şefkat edilmez. Sahip çıktığın kadar sahip çıkılacaksın. Feverane etme. Abi sahip çıkmıyorlar ya, sıkıntım olduğu zaman. Ya sahip çıkmadın ki sen. Kendinde ara. Ne ararsın şan buharada? Hakikati kendinde ara. İnsan şu kainat, bak insan şu kainat denilen alim-i ekber ve insan denilen onun misal misali. Şu bir izahı bak ya. Bunu hepsini okumayacağım da. İnsan diyor, kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası. İnsan kainat Kur'an'ının ayet-i kürsüsü. Ayet-i kübrayı biliyoruz değil mi, ayet-i kübra? Ayet-i kübra nedir? Kur'an'ın ayet-i kübrası neye deniliyor? Fatiha'ya. Fatiha'ya deniliyor. 7 defa nuzul etmiş, 7 ayettir, 7'si de aynıdır. İnsan şu kainat Kur'an'ının ayet-i kübrası, başıdır demek. İnsan kainat Kur'an'ının ayet-i kürsüsidir. Bütün ism-i azamlar orada cem olmuş. Böyle bir şey insan ya. Orada 21 tane madde sıralıyor. 218'den söyledim bunu. Tabi bazı kitap okumayanlar da diyor ki kafayı kaldırdı da her şeyi söyledi. Kitap okuyanlar diyor ki fena yerde nakletti. Artık çekiniyorum ya. Evet. Evet, kainattaki sanat muntazamanın küçük bir mikyasla luminesi insanda vardır. Her şey ya. Seyredersin bütün alemi. Adama bakarsın. Maddi hastalığını da seyredersin. Adam namaz mı kılmış? Kazasını mı kılıyor? Biraz önce haram ne işlemiş? Onu seyredersin. Değil bunu seyretmek. Senin ecdadın, imamımız, İmam Azam. Aldı abdeste bakayım, adamı görmeyeyim diyor. Bu adamın kim olduğunu söylerim diyor. Kim aldı bu abdesti söylerim diyor. Allah'ın izniyle. Şimdi Japonlar bulmuş onu. Değil mi? Suyun yanında kötü sözler söylemiş. Öteki bardağı iyi sözler söylemiş. Onu söyleyenin yapısıyla ve şeyle şekillendiğini, bu su yani. %76 su değil mi insan? Güzel sözlerle, güzel tefekkürle suyu değiştiremez miyiz? Sıkıntısı olan kardeşim, sana söylüyor. %76 su yok mu sende? Vücudun su değil mi? Sen değiştir, nasıl değiştir? Bak Japon yapmış elin gavuru. Koy suya de. Ama benim Müslüman hocam yapınca üfürükçü oldu bu. Okuyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Üfürükçü oldu. Japon üfürdü. Bilim adamı ya. Adam buna nasılsın, iyi misin, aşkım, güzel falan demiş. 5 saat eksi 5 derecede tutmuş buzlukta. Daha saydam, beyaz, geniş bir yelpaze olmuş. Hücre yapıları olmuş. Kristal ya. Küfürler söylemiş. Kapalı, kahverengi vesaire. Biliyorsunuz bunu. Bilim adamı. Seni ecdadın bunu yapıyordu eskiden. Oğlum iş derdi. Ya abi şöyle bırak ya. Suyu değiştirdi işte adam. Bu su değil ki artık. Ha gavur söyleyince şeye benziyor bizim Karadeniz'de gördüm onu. İkizdere'de bir cami var. Yolun bu tarafında cami var. Bu tarafta da cami var. Akşam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İftar ya. Oğlum bak hele nereden okunuyor? Baba karşıki camiden. Dinle oğlum. Bizden gelsin ya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Baba bizim camiden. Aziz Allah Celle Celaluhu.
Ondan zala yok. Gavur söyler, su değişiyormuş. Alim, o güzel söz söyledi, ben ayet okudum ya. Sen ayet okudun. Değişmiyorum. Be adam, %76 sudur. Güzel sohbetlerle kitap okusan değişmez misin? Bir de terkini yap, bitti. Nurun hala nur. Ha tabi ya, şu kazandığını niye telef edeceksin o adama ya? Uzak dur, benim hakkımda bu kadar haber çıktı bir seneden beri. Açmadım. İnanmıyorsunuz değil mi? Açmadım. Bakmadım. Benimle alakalı olduğu halde. Elin adamının ve elin gavrunun haberini ben niye bakacağım? O anda işte aktarılan ve zaten haram birisi naklediyor. O kadına bakmak haram değil mi? Bir de yapılan, ustad ne diyor? Zehirli nefesleriyle diyor. Günah demiyor biliyor musunuz? Kastaman 38 ha. Zehirli nefesleriyle aklınızı dağıtır, manevi bir divan olur. Kalbinizi dağıtır, manevi bir ne olur? Dinsiz olur. Ümitsizliği kaybeder. Çünkü büyük kebairdendir iz. Ümitsizliği kaybeder. Zehirli nefesleriyle fil ukat. Şualarda söylüyor bunu. Kulazu be Rabbin felek mi nastam? Felak da değil. İfare ip. İpi böyle bir düğüm atın. Tümsek. Ha. İplerin diyor düğümlerine. Sihir de öyle yapılıyor. Okunuyor o şey. Neyse. O öflenip kapatılıyor. Ha. Zehirli nefesleriyle diyor. Ükdelerine. İpin ipte. İp yani kablo ya. Kablo. Kablodan sihir yapılıyor. Ne diyor? Zehirli nefesleriyle. Ondan sonra dinliyorsun. Kapat televizyonu şimdi. Çalışıyor. Bak bakalım namazda gelen videolar, seyretmediğim videolar. Hep seyrettiğim videolar. Şeytanı ne harcıyorsun? Şeytan sensin senin. Senin şeytanın sensin. Sen yapıyorsun, sen seyrettin. İşte o şeytan işte o. Ne ararsın? Peki. Şunu düz okuyup kesiyorum. Evet, kainattaki sanat muntazaman küçük bir mikyasla nümunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki sanat sahan-ı vahide şehadet ettiği gibi şu insanda olan küçük mikyastaki hürdebini sanat dahi yine o sahneye işaret eder. Vahdetini gösterir. Hem nasıl ki şu insan gayet manidar bir mektubu Rabbani'dir. Allahu Ekber. Okunması lazım, anlamlandırılması lazım. Muntazam bir kaside-i kaderdir. Öyle de şu kainat dahi aynı o kalem-i kaderle fakat büyük bir mikyasta yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir. Son cümlem, hiç mümkün müdür ki hadsiz alameti farika ile bütün insanlara bakan şu insanın yüzündeki sikke-i vahdete, bir daha, hiç mümkün müdür ki hadsiz alameti farika ile bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki sikke-i vahdete ve bütün mevcudatı omuz omuza, el ele, baş başa veren kainat üstündeki hatem-i vahdaniyete, vahid-i ehadiye, vahid-i ehad'dan başka bir şey müdahalesi bulunsun. Mümkün. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha temâs-salâvâtu.